Sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Videonun başlığında gördüğünüz bu şarjlı matkabın kutu açılışına geçmeden önce ürüne olan ilginizi artırabilmek ve videonun sonuna kadar izleyebilmenizi sağlayabilmek için ürünle ilgili birkaç teknik detaya değineceğim ve sizlere ufak çaplı bir ön tanıtım yapacağım. Gördüğünüz gibi buradaki şarjlı tornavidamız ya da şarjlı matkabımız tapşakın bir şarjı tornavidası, şarjlı matkabı. Bu ürünün en güzel yanlarından bir tanesi içerisinde kullanılan motorun fırçasız motor olması ve bu motor sayesinde 45 Nm tork gibi bir güç üretebilmesi arkadaşlar. 20 kademeli bir tork ayarı ve darbeli olarak da delebilme kapasitesine sahip. Çak kısmı, yani bu öndeki matkap uçlarını alan kısmı ise 13 milimetre tığa kadar destekliyor. Bu ürünü videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim linkten indirim kuponuyla birlikte satın alacak olursanız, neredeyse bu ürünün özelliklerindeki profesyonel bir şarjlı matkabın fiyatının yaklaşık üçte biri gibi bir fiyata sahip olacaksınız arkadaşlar. Bakın, burada Bosch'un profesyonel serisi bir şarjlı matkabı var. Bu benim kendi kullandığım şarjlı matkabım. Yine 13 milimetreye kadar destekliyor. Fırçasız motor değil, normal DC motor. Lityum iyon batarya ve 14,4 voltluk bir bataryaya sahip. Bu ürün şu anda piyasada 4,5 milyara yakın bir seviyede satılıyor. Tanıtımını yapacak olduğumuz ürünse kalite ve sağlamlık bakımından Bosch'un bu profesyonel serisine çok çok yakın bir ürün arkadaşlar. Yine 13 milimetre alıyor. Fırçasız motor. 20 voltluk bir batarya kapasitesine sahip. Bu da lityum iyon batarya. Birazdan kutu açılışında göreceksiniz zaten. 45 Nm kadar tork üretebiliyor. Eğer bu tip bir şarjlı matkaba bu kadar para vermek istemiyorsanız, çok çok rahat bir şekilde tüm işlerinizi görebilecek olan bu Tapşak firmasının bu ürününden almanızı şiddetle tavsiye ederim. Hatta daha üstün özelliklerde ve daha kibar, daha hafif, daha estetik bir ürünü üçte biri kadar bir fiyata sahip olmuş olacaksınız. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden ürünün tüm detaylarını görebilmeniz için kutu açılışına geçelim. Sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Her zamanki gibi yine harika bir ürün tanıtımıyla karşınızdayız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videonun sponsoru Banggood firması. Banggood, tek bir noktadan harika bir alışveriş deneyimi yaşayabileceğiniz küresel çevrim içi bir mağazadır. İnternet üzerinden her türlü ürüne, tüketici elektroniği, ev aletleri, spor aletleri, oyuncaklar, giyim, teknik malzemeler gibi daha nice binlerce ürünü Banggood'un internet sitesinden rahatlıkla inceleyebilir ve rahatlıkla satın alabilirsiniz. Şimdi sponsor firmamızın tanıtımını yaptıktan sonra hadi gelin firmanın bize gönderdiği bu muhteşem ürünü hep birlikte inceleyelim. Videonun kapak fotoğrafından anlayacağınız gibi bu videomuzda şarjlı bir matkap tanıtımı yapacağız. Ama öyle böyle bir şarjlı matkap değil. Bu videonun tanıtımından sonra videonun altında size vereceğim linkle birlikte bu ürünü çok uygun fiyatlı ve indirimli bir şekilde, yine aşağıda vereceğim kuponla birlikte sipariş edebilirsiniz ve ürününüz herhangi bir kargo ücreti, gümrük ücreti, ekstra bir ücret ödemeden kargo firması aracılığıyla kapınıza kadar gelecek ve size elden teslim edilecek arkadaşlar. Öncelikle bu uyarıyı yapmak istiyorum. Üzerine basa basa, çünkü çokça soru geliyor. Banggood firmasından size vereceğim linklere tıklayarak alışveriş yaptığınızda hem indirimli olarak alacaksınız hem de gümrük ücreti veya herhangi bir kargo ücreti gibi ekstra ücretler ödemeden sadece ürünü ilk alışverişinizde ödeyeceğiniz ücretle ürün kapınıza kadar elden sizlere teslim edilecek sevgili dostlar. Neyse, ürünün kutusunu çıkardıktan sonra bakın, ürünün kutu içeriğinde çok güzel bir çantayla birlikte şarjlı matkabımız geliyor. Birazdan açacağız kutusunu ve bu güzel ürünü görsel olarak da işlevsel olarak da inceleyeceğiz. Ama önce kutusundan neler çıkıyor bir ona bakalım. Küçük bir garanti kartı çıkıyor Tapşak firmasına ait kutunun içerisinden.
Böyle bir tanıtım kartı çıkıyor. Yine içerisinde bir kare kod var ve muhtemelen sosyal medya adreslerine ulaşabilen bir kare kod. Bu tanıtım kartını da bir kenara koyduktan sonra ürünün kullanım kılavuzu kalıyor elimizde. TS-ED5 isimli mükemmel bir şarjlı matkap arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çantasından zaten kalitesi az çok anlaşılır. Güzel bir çantayla birlikte ürün bizlere ulaşıyor. Klipslerini açalım hemen ve ürünün kendisine direkt ulaşalım. Gördüğünüz gibi gayet estetik, güzel renkleri hem uyumlu hem de cezbedici bir şarjlı matkap arkadaşlar. 20 voltluk lityum iyon bir pille geliyor şarjlı matkabımız. Hemen buradaki pil klipsine basıp çekerek pilinizi çıkarabiliyorsunuz. Pilin şarj durumunu üzerindeki düğmeye basarak yüzde kaç doluluk oranına sahip olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Şarjlı matkapla birlikte yanında bir takım bitler geliyor arkadaşlar. Düz ağızlı, yıldız ağızlı, ondan sonra tork alyan ve kare uçlu ağızlar geliyor ve bu bitlere uygunlaştırıcı bir de ara malzeme geliyor. Plastik kutusunun içerisinde, isterseniz şöyle açalım daha net gözüksün. Kutu içeriğinden gördüğünüz gibi bu ince kutuda da ahşap delmek için matkaplar, demir delmek için matkaplar ve beton delmek için bir takım matkap uçları çıkıyor arkadaşlar bu kutunun içerisinden. Bunların da denemesini yapacağız, merak etmeyin. Bir de büyük kutu var çantamızın içinde. Bu büyük kutudan da şarj cihazımız çıkıyor arkadaşlar. Bakın, başka dandik ürünlerdeki gibi 3,5 mm jackla bataryaya takıp şarj edebildiğiniz bir şarj aleti değil. Gayet güzel. Bataryasını çıkarıp ürünün bu şekilde takıyorsunuz ve prizinize takıp bataryanızı şarj ediyorsunuz. Bunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu da kontrol edeceğiz. Hemen şunları bir kenara alalım. Bir de çantamızın içinden böyle ulaşılması zor yerler için kıvrımlı bir aparat çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu malzemeyi istediğiniz pozisyona çevirip istediğiniz yerde gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Neyse, şimdi şu çantamızı bir kaldıralım. Kalabalığı bir ortadan kalksın. Hemen şimdi şarjlı tornavidamızı, şarjlı matkabımızı, siz ne derseniz, çünkü çok çeşitli isimleri var piyasada bu ürünlerin. Şarjlı matkap diyorlar, şarjlı tornavida diyorlar. Evet arkadaşlar, bakın 20 volt 2 amper bir lityum iyon bataryaya sahip ürünümüz. Hemen önündeki butonla bataryanın doluluk oranını gözlemleyebiliyorsunuz. Aydınlatmak için hemen burada bir led ışığı var. Tetiğe bastığınızda yanıyor. Gecikmeli olarak sönüyor arkadaşlar. Hemen sönmüyor. Bu da güzel bir şey. Çünkü bir müddet böyle ışıkla yapmanız gereken işlerde matkabın şarjını bitirmeden sadece ışık olarak kullanıp işinizi görebilirsiniz. Şimdi bu şarjlı matkabın esas ana özelliğine geleceğiz. Yani en güzel kısmına geleceğiz. Arkadaşlar, bu şarjlı matkabın içerisinde kullanılan motor fırçasız bir DC motor. Yani normal şarjlı tornavidalarda, şarjlı matkaplarda kullanılan DC motor gibi değil. Bu fırçasız DC motorlarda biliyorsunuz kömür olayı olmuyor. Kömürden dolayı hem ekstra bir enerji kaybı söz konusu olmuyor, hem de kömürün aşınması, motorun aşınması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bundan dolayı matkabınızı uzun yıllar emniyetli bir şekilde, herhangi bir kömür bitti derdi olmadan, motor arızalandı derdi olmadan ve bu fırçasız motor sayesinde şarjı da çok uzun gidebilecek bir şekilde kullanabilirsiniz. Fırçasız motor kullanılmasının bir artı avantajı da bu sayede ürünün torku çok fazla yükseliyor. Burada delmek için, vidalamak için ayar yapabileceğiniz ve
Hemen bakın vidalama pozisyonunda. Bir yana döndürüyorsunuz hemen. Delik delme pozisyonunu almış oldunuz. Bir yana döndürüyorsunuz ve darbeli pozisyona getirmiş oluyorsunuz. Hemen onun önünde de tork ayarını yapabildiğiniz bu kısım var ve 20 kademeye kadar tork ayarı yapabiliyorsunuz. Çak deniyor bu öndeki matkap uçlarını tutacak kısma. Bu çak kısmı da 13 milimetrelik tığlara kadar alabiliyor. Kapasitesi o kadar iyi. Torkundan bahsettik, darbeli olduğundan bahsettik. Bir de iki kademeli hız ayarı söz konusu arkadaşlar. Birinci kademede, şimdi kılavuzundan da bakacağız ama yanlış bilmiyorsam 400 devir bölü dakika, yani dakikada 400 devir dönüyor. İkinci kademeye aldığınızda ise 1650 devir bölü dakikada çalışabiliyor. Ürünün kullanma kılavuzundan özelliklerine bir bakalım. Evet arkadaşlar, ürünün kullanma kılavuzu İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca olarak 5 dilde hazırlanmış. Maalesef Türkçe yok. İlk olarak İngilizce olan kısmına bir bakalım. Burada güvenlik uyarıları var. Hemen güvenlik uyarılarından sonra ürünün özelliklerinden bahseden kısma gelelim. Evet arkadaşlar, burada bazı teknik sembollerin ne anlama geldiğini anlatmış. Hemen teknik detaylarında bakın. Delik delme kapasitesinin çelik gibi metallerde 13 milimetre olduğunu, ağaçlarda ise 27 milimetreye kadar delik delme kapasitesi olduğunu yazmış. Bu 27 milimetreye kadar derken, hani böyle sapı ince, ağzı geniş ağaç delen uçlar var. Onlar için, onlardan bahsediyor arkadaşlar. Yoksa bizim bu çak dediğimiz, bakın burada da çak kapasite yazmışlar. 13 milimetreye alıyor. Yani 27 milimetrelik bir sap kısmı olan bir şeyi buna takamazsınız. En fazla 13 milimetre olanı takabilirsiniz. Ağaç vidalaması için 6 milimetreye 75 milimetre vidalardan bahsetmiş. Makine vidalaması için de M6'ya kadar, yani metrik 6'ya kadar civata kullanabileceğinizi, bir vida kullanabileceğinizi yazmış. Yüksüz olarak hızları dediğim gibi düşük. Birinci kademede 400 RPM, yani dakikada 400 tur. İkinci kademede ise, yüksek kademede ise 1650 RPM, yani dakikada 1650 devir olacak şekilde ayarlanmış ürünümüz. Bakın burada ürünün üzerindeki malzemelerin, aparatların nelere, ne işlere yaradığını hemen yanında belirtmiş. Bir numara çak dediğimiz bu malzemeyi montajlayabildiğimiz tığları, matkapları montajlayabildiğimiz ağız kısmı. Ayarlanabilir halka diyor ikinci. Buradan işte tork ayarı yapabiliyoruz. 3 tetik anahtarı diyor. Hemen şu tetik anahtarından bahsediyor arkadaşlar. 4 çalışma ışığı, hemen altındaki led ışıktan bahsediyor. 5 serbest bırakma butonu, bataryayı bırakmak için, çıkarabilmek için bastığımız buton, bundan bahsediyor. 6 hız değiştirme seviyesi olarak hemen bu birinci ve ikinci kademe anahtarından bahsediyor arkadaşlar. Burada elektronik bir durum söz konusu değil, dişlilerle ayarlıyor bu birinci ve ikinci kademede hız değişikliğini arkadaşlar. Bir nevi mekanik bir şanzıman var orada. Bu sayede ayarlayabiliyor. 7 aksiyon mod. İşte aksiyon mod dediğimizde arkadaşlar, şurada vidalamada mı kullanacaksınız, delik delmede mi kullanacaksınız, yoksa darbeli olarak mı kullanacaksınız, bundan bahsediyor. 8 dönüş switch anahtarı. Yani şuradan siz şarjı matkabınızı saat yönünde mi, yoksa saat yönünün tersinde mi kullanacaksınız, onu belirtiyorsunuz o anahtar sayesinde. 9 batarya paketi, hemen arka kısmında bakalım. Evet, bataryayı nasıl çıkaracağımız gösterilmiş. Buradaki butona basıyoruz ve bataryayı geriye doğru çekiyoruz. Rahatlıkla elimize geliyor arkadaşlar. Takarken de aynı şekilde şarjı tornavidamıza montajlayabiliyoruz. Onun haricinde 11 ve 12, gördüğünüz gibi 11 indikatör ışıkları, yani batarya doluluk seviyesini gösteren ışıklar. 12 de kontrol butonu olarak göstermiş kitapçığında. Evet, bir sonrakinde şarj indikasyonundan, yani şarj ışıklarının ne anlama geldiğinden
bahsetmiş arkadaşlar. 13 charger yani şarj cihazı, 14 de indikatör light dediği şarj cihazı üzerindeki bataryanın doluluk durumunu gösteren LED ışığımızdan bahsediyor. Ama arkadaşlar ben şunu gözlemledim. Kullanım kılavuzunda bahsedilenle cihazın üzerinde yani şarj cihazının üzerindeki bahsedilenler aynı değil. Farklı bir model için yazılmış olabilir. Fakat kontrol ettiğimde şarj cihazının üzerindeki uyarı ışıkları doğru olan yani bizim şarjlı matkapımıza uygun olan şarj cihazının üzerindekiler. Bakın kullanım kılavuzunda diyor ki sabit yeşil şarj durumuna hazır olduğunu gösterir. Sabit kırmızı şarj olduğunu gösterir. Tekrar sabit yeşil yandığında şarj tamamlandı. Kırmızı ve yeşil aynı anda yanıyorsa bataryada ya da şarj cihazında arıza olduğunu, hasar olduğunu gösterir diyor. Fakat bizim şarj cihazımızda ise sabit yeşil şarj işlemine hazır olduğunu, yeşil yanıp sönüyorsa doldurma işlemini yani bataryanın doldurulduğunu gösteriyor. Batarya dolduğunda yine tekrar sabit yeşil yanacağını, yani hasar durumunda kırmızı yanıp yanıp sönecek, aşırı ısındaysa da sabit kırmızı yanacak diye burada belirtmişler ve isterseniz hemen bir göstereyim size şarj olayını. Hemen gördüğünüz gibi yeşil olarak sabit üzerindeki LED ışığımız yandı. Hemen bataryamızı şarja takalım. Şarja taktık ve bu şekilde bıraktık. Gördüğünüz gibi batarya şarj cihazı tarafından doldurulurken yeşil lambamız aynen üzerinde yazdığı gibi yanıp sönmeye başlıyor arkadaşlar. Bu tekrar sabit olduğunda bataryamız fullenmiş yani doldurulmuş demek oluyor. Şu an dolu olduğu için ben tekrar çekiyorum. Şarj cihazının çalışmasını da bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Hemen isterseniz bu şarjlı matkabımızın bir de gücünü test edelim. Bakalım neleri delebileceğiz, ne gibi işlemler yapacağız bu şarjlı matkapla. Şimdi de ürünümüzde birkaç delme işi yapalım ve ürünün kalitesi hakkında bir fikir edinelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürünün kendi kutusundan çıkan bu matkap tığları vasıtasıyla birkaç uygulama yapalım. Mesela şu tığımızı alalım ve evet, gayet güzel bir şekilde. Bakın ben elimle yenemiyorum inanın. Ürünün gücünü şu görmüş olduğunuz tahta parçasını bir delik açarak şu şekilde deleceğim arkadaşlar. Size ürünün gücünü göstermek istiyorum. O darbelideymiş. Şu darbeli modundan bir çıkaralım. Evet. Normal continuous yani sürekli delme moduna alalım. Onu da ben uydurdum. Evet. Evet sevgili KYLC kanalı takipçileri gördüğünüz gibi düşük devirle bile bu ağacı gayet güzel delmeyi başardık. Biraz hızlı deleyim madem öyle. Evet. Hemen yanına bir de yüksek devirde delik açalım. İkinci kademeyi alayım hatta. Evet. Şu an ikinci kademede. Ve evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve hızlı bir şekilde bu ağacı delmemizi sağladı. Şimdi bir de alüminyumda deneyelim. Bu tığı çıkardıktan sonra hemen yine kendi tığlarından metal delmek için olan tığımızı alalım. Ve bu tığıyla da bir alüminyum delelim bakalım. Alüminyumu nasıl delecek? Gözlemleyelim. Evet çok kuvvetli arkadaşlar. Öyle böyle değil. Elimin derisini yüzecekti neredeyse. Evet, hemen şu alüminyum parçayı bir delmeye çalışalım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hiç sıkıntısız bir şekilde delebildiğini görüyorsunuz. Elimle desteklediğim için biraz zor oluyor ama neticede bu şekliyle bile, hatta şöyle yapalım. Şu tahtayı altına koyup bu şekilde bir delelim bakalım. Sizin görebilmeniz için açılı tutuyorum. Evet. Bir kere bile duraksamadan alüminyumu rahatlıkla delebildiğini görmüş olduk. Şimdi bir de demir bir profili delelim bakalım. Delebilecek miyiz? Yine aynı metal uçla mesela şunu delmeye çalışalım. Evet. Evet. Demir profili de rahatlıkla delebildi arkadaşlar. Şarjlı matkabımız. Evet sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, çok güzel bir ürünle daha karşınızdaydık. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merakı olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve en önemlisi de bildirimlerini açıp zil butonuna tıklamayı unutmasınlar ki bundan sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.